2, 3, 4. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet. Yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı, içim içime sığmıyor ya bu nevin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına ama. Parlayacak, sönecek, biliyorum. Her şey olur, her şey biter. Yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Ne yapıyorsun ya sen? Abicim kusura bakma, yanlışlık oldu. Hanımefendi benim nişanlım oluyor da. Nişanlı falan değilim ben senin. Lütfen gidebilir misin? Hanımefendi git derse giderim. Ne güzel. Bekleyin. Git der misin? Tamam. Tamam gidin beyefendi. Buyurun. Teşekkürler. Bir bavulu alalım. Bunun içinde ne var? Flip flop mu koydun? Delireceğim, gerçekten delireceğim. Delireceğim ya. Uçağı kaçıracağım. Tam özel uçakla yollarım seni. Ya ne istiyorsun sen benden hala? Konuşmak istiyorum. Ya çıldıracağım, ne konuşacaksın? Neden rahat bırakmıyorsun beni? Bırakamıyorum Eda. Bırakacaksın. Hayır. Bak yeter. Yeter, ben yoruldum. Bıktım, anlamıyor musun beni? Sen bıktın. Sen bıktın. Emin ol ben bıktım. Sürekli kafamdasın. Her bir düşüncemin içindesin. Beynimi ele geçirdin, hayatımı ele geçirdin. Ben bıktım Eda. O zaman git. Anladın mı? Git. Gitmiyorum. Hadi git. Gitmiyorum. Git. Sen zaten seninle gitmemiş miydin? Git. Gitmemiştim. Git beni. Niye soruyorsam, ne halim varsa gör, ben gidiyorum. Eda gitme. Gideceğim Serkan. Gitme Eda. Bana kalmam için tek bir sebep söyle Serkan. Tek bir sebep. Sana deli gibi aşık oldum. Bana tokat atmadın. Yani kızmadın. Kızmadım. O zaman sen de bana karşı... Sana karşı ne? Ya ben bir itirafta bulundum ya. Hı hı. Evet. Bana deli gibi aşık olduğunu. Evet. Sen ne hissediyorsun, bir şey demeyecek misin? Her şeyin bir zamanı var Serkan. Sen kriz anlarında söylemek istediklerini söylüyorsun. Yani benim hemen konuşmamı bekliyorsun. Peki tamam. Tamam, beklerim seni. Sıkıntı yok. Uçağım. Uçağı kaçıracağım. Gitmem lazım. Boş ver, gitmem. Gitmem lazım. O zaman ben de geleceğim seninle. Ne? Evet. Hatta şöyle bir şey yaparız. Eğer iki ay bekleyebilirsem... İki ay sonra birlikte gideriz İtalya'ya. Senin İtalya'da ne işin var? Senin her şeyin burada, gelemezsin. Ne olacak? Londra'da aylarca kaldım. İşlerimi yoluma sokup bir şekilde hallederim. Yani gerekirse gidip gelirim. Ama seninle İtalya'ya gelirim. Lütfen şu an gitme. Tamam. Tamam. Gel. Biraz yürüyelim.
Biz de İtalya'ya gitseydik o zaman yani böyle olmayacak belli ki. Melo haklı ya. Sonuçta Eda hayallerini gerçekleştirmek için gitti oraya. Biz niye surat asıyoruz ki? Sevinmemiz gerekiyor. Bence de. Daha Eda'sız da sıkıcı be. Artık Eda olmadığına göre bir şey itiraf edebilirim. Eda benim en iyi arkadaşımdı. Hop hop uzun. Sıraya gir. Ben Eda'yla tanıştığım zaman sapanla yakışıklı çocuk avlıyorduk biz. Demek Eda hep aynı Eda'ymış. Serkan Bolat'ı da sapanla avlamadığı kalmıştı zaten. Bir daha bu evin içinde Serkan Bolat adını duymayacağım. Anladınız mı? Uyarmadı demeyin. Eda şu Serkan'dan bir kurtulsun. Bak yemin ediyorum İtalya'ya değil, isterse Mars'a sultan olsun. Bak razıyım. Yani enişte dedik, bağrımıza bastık. Adam kara şövalye çıktı. Ya ben inanamıyorum. Nasıl sözleşme imzalatır da Eda'ya sahte nişanlı taklidi yaptırır? Ne yaptırır? Sahte mi? Gerçek değil miydi? Ona gerçekten nişanlı değiller mi? Değiller. Nişanlı da değiller, sevgili de değiller. Hiçbir şey değiller. Vallahi benim gerçek aşka olan inancım tamamen bitti ya. Ay. Yok benim yeniden aşık olup böyle bir an önce bu travmaları atlatmam lazım. Kızım bir saniye önce gerçek aşka inancım yok diyen sen değil miydin? Ay of aman neyse ya uğraşamayacağım sizin aşkınızla falan. Ama işte o işler öyle değil. Gerçek aşkın nereden çıkacağı belli olmuyor. Gözlerden fışkırıyor. Benim şu an Fifi konuşmamı istemiyor galiba öyle anlıyorum. Bir dakika bir bakayım. Gerçekten istemiyor. Alo Pırıl, ne yapıyorsun? Herkes gitti, bir tek ben işi umursadığım için çalışıyorum canım. Ha, müsait değil miydin? Sonra arayayım istersen. Ya yok yok. Ay, iyi oldu arada. Pırıl, benim biriyle konuşmaya ihtiyacım var. Anlatmak istersen dinlerim, ofisteyim. Tamam, geliyorum. Alo. Merhaba Kadir. Alptekin ben. Uzun zaman oldu değil mi? Evet. Uzun zaman oldu. Cezaevinde sayarsak benim için birkaç ömürden daha uzun oldu Alptekin Bey. Bağlantıya girmeyeceğimiz konusunda ve bu konuyu gündeme getirmeyeceğimiz konusunda anlaştığımızı düşünüyorum. Tamam, sıkıntı yok. Yok. Sıkıntı var Kadir. Sıkıntı var. Ulu orta ileri geri konuşuyormuşsun. Kulağıma geldi. Yok Alptekin Bey. Birileri kazayla ilgili Alptekin Bey'in ilgisi var mı diye sordu. Ben de yok dedim. Yarın gel. Yüz yüze konuşacağız. Peki olur. Bakma bana öyle. Tamam. Halam. Halam arıyor. Ya ben İtalya'ya gidiyorum biliyor.
Ne diyeceğim ben şu an, ne yapacağım? Doğruyu söyle, benimle olduğunu söyle. Yok yok, ben en iyisi yüz yüze konuşayım. Hem anlatsam anlar yani. Her zaman anladı. Umarım şimdi de anlar. Yani ben de şimdi böyle tekrardan hayallerini yıkan bir adam gibi gözükmek istemem. Pişman değilsin değil mi? İptal etmedim Serkan, erteledim şu an. Ben zaten biliyorum 2 ay sonra benimle gelmeyecek. Ya biliyorsun. Nereden biliyorsun? Çünkü sen gerçek bir işkoliksin. Göreceğiz. Ne olursa olsun. 2 ay sonra o uçağa binip gideceğim İtalya'ya. Haberin olsun. Ha, bu arada ben Selin'e her şeyi anlattım gitmeden önce. Sözleşmeyi. Yani ben sandım ki... Yani Selin'le konuşman gerek. Biliyorum. Konuşacağım. Ama yüz yüze. O zaman bir şey soracağım. Ne o? Selin'e karşı duyguların... Yani bak sana daha önce de söyledim. Bu olay seninle ilgili değil. Ferit'le ilgili. Ve açıkçası sen varken... Neyse. Cümleni tamamla. Sen varken sadece sen varsın. Oldu mu? Oldu. Daha güzel. Sonunda anladım sanırım Pırıl. Serkan'la bizim aramızda bir şey olamaz. Biraz geç oldu ama anladım. Ferit'in de benim de kalbimin kırılmasına sebep oldum ama. Sen niye kendini suçluyorsun? Serkan öyle. Biliyorum Serkan öyle. Serkan vurdum duymaz. Serkan ne istiyorsa onu yapar. Serkan oyunlar oynar. Feda'yla oynadı, benimle de oynadı ama ben izin verdim buna. Ben anlamıyorum. Bir şey mi oldu senin? Bir sürü şey oldu. Bir sürü şey oldu. Yani Serkan oyun oynamaya devam ediyor ya da kendi gibi davranıyor ya da bilmiyorum her neyse yani. Ama ben artık onu çözmeye çalışmaktan çok yoruldum. Yani bir cevap vermeye bile tenezzül etmedi bana. Erkekler niye böyle ya? Bin tane kelime içerisinden bir tane cümle kuramayan varlıklarla çevriliyiz biz. Çok tatlısın Pırıl. Sen de dertlisin değil mi? Tahmin edeyim Engin. Tahmin et Engin. Sen anladın, o anlamadı. Hayır, bizim bütün enerjimiz neden onların homurtularının altındaki 2 romantik cümleyi duymaya çalışmakla geçiyor? Ben çok sıkıldım artık ya. Ben de çok sıkıldım. Yani artık gerçekten sadece Ferit'le olan ilişkime odaklanmak istiyorum. Çok üzdüm onu. Serkan'ı aklımdan atmak istiyorum. Keşke holdingde de burada da olmasın. Ne? Yok öyle bir şey, ben böyle bir şey duymayacağım bir daha. Biz seninle ikimiz buralara kadar gelebilmek için ne kadar çalıştık, dilindik. Öyle kolay değil bunu terk etmek. Kimse için hem de. Duyuyor musun? Haklısın. Haklıyım tabii. Ben sana bunu normalde söylemezdim. Ben de düşmez, biliyorum. Ama bence senin için en doğrusu oldu Selin. Yani Serkan çok zor bir adam. Bir de Eda var. Biliyorum senin gönlün kırılıyor, canın acıyor ama bence Serkan Eda'yı seviyor Selin. O yüzden ben senin için mutluyum. Senin bana anlatmadığın başka bir şey mi var? Serkan'la Eda'nın nişanı sahteymiş. Ne? Ay yok artık. Ben burada ineyim Serkan. Eda evine 100 metre var. Evet de
Halam görmesin ya seni şimdi. Ne olacak, halan görsün ya. Özledim onu, konuşuruz. Yok yok yok. Gerek yok, sakın konuşma. Şimdi içeride bir kriz çıkabilir. O yüzden ben hallederim, söz. Ya konuşmak istediğinde konuşursun tabii ama... ben şimdi bir gideyim, durumları açıklayayım. Bir toparlayayım. Durumları derken? Hı? Hangi durum? Sen... ben... He, sen ben durumu. Tabii. Dur, tabii. Sen ben. Güzelmiş. O zaman ben gidiyorum. Gelme sakın. He, bir şartla gidebilirsin. Önce bana ne hissettiğini söyleyeceksin. Biraz önce beklerim dedim. O biraz önce 30 dakika önceydi ve 30 dakika uzun bir süre. Şansını zorlama bence. Ya peki tamam. O zaman halanla gidip konuşalım. Olmaz dedim ya, ben konuşacağım. O zaman? Ne? Bekliyorum. Serkan. Eda. Oldu mu? Güzel. Bir daha, bir daha söyler misin? Anladın bence. Anlamadıysan da yarım saate daha ihtiyacın var demek ki. İyi geceler Eda Yıldız. İyi geceler Serkan Balık. Babul da gelmedi mi? Eda. Ne? Bir şey unutmuyor musun? Ne unuttum? Babulumu unuttum. Unutmuş muyum ben? Sen ne sandın? Ha? Yok bir şey. Emin misin? Teşekkür ederim, hadi. Hadi. Hadi git. Tamam. Çok özledim. Böyle ara ara halüsinasyonlar geliyor benim gözümün önüne. Eda'yı görüyorum orada burada. Kafayı yedim. Kapının orada Eda mı duruyor? Ben geldim. Eda! Aa, gerçekten ya. Ya sen çok ya, neler neler oldu, anlatacağım. Ne oldu? Anlatacağım böyle, oturun. Şöyle. Ben tam havaalanına gidiyordum. Bir baktım. Sakın. Sakın, sakın bana Serkan Bolat deme. Sakın. Neden? Neden demeyeyim? Bu işin içinde Serkan Bolat'ın parmağı mı var? Ha? Yani sen hayallerini kurduğun İtalya'yı sırf bu yüzden... bu hayallerinden vaz mı geçeceksin? Ha Eda? Hayır hala, vazgeçmeyeceğim. Yok ya. Benim canım dadam aşık olmadığı bir adam için kılını bile kıpırdatmaz. Aşk mısın? Sus anlatacağım, sus. Kaan gitti, Serkan gitti. Sıra Erdem'de Ayfer abla. O da giderse her şey çözülüyor. Okuldan aradılar beni. Bursum 2 ay ertelediler. Yani 2 ay sonra gideceğim.
Ne güzel oldu işte. 2 ay boyunca daha güzelsin Eda'cığım. İyi oldu, iyi oldu. İyi oldu. Şey yaptık, özledik biz de zaten. Böyle şey olur mu canım? Yani son dakikada böyle haber verilir mi? Bu işte bir iş var, bir saçmalık var bu işte. Halacığım iptal etmediler. 2 ay sonra gideceğim. Hem burada çalıştığım bir proje var, onu bitirmem de iyi olur. Yani iptal değil. İyi, o zaman şey ben yemekleri getireyim. Aynen, acıktık. Ne oluyor? Anlatsana. Anlatacağım halam burada şimdi. Anlat. Şimdi anlatıver azıcık. Sonra anlatacağım. Bunca yıl sonra sana güvenemeyeceğimi bilmeliydim. Şimdiye kadar kendi başımıza ayakta kaldık. Bundan sonra da kalırız. Bir daha arama bizi. Eda'nın hayatından da benden de uzak dur. Kabahat senden yardım isteyebileceğimi düşünen ben de. Ferit. Herkes gitti mi? Gittiler. Aileler, organizatörler hepsi gittiler. Ben hepsiyle ilgilendim ama. Ha, seni sordular bu arada. Ben konuyu hep geçiştirdim. Sen yokken de hiçbir şey seçmedim çünkü ikimizin düğünü ya, sen de bir şeyler seçmek istersin diye düşündüm. Neredeydin ya Selin? Neredeydin? Yine mi fikir değiştirdin? Ne? Hayır. Kafam çok karışık sadece. Her şey üstüme geliyor. Ne bu düğün öncesi stres falan ne yani? Öyle bir şey. Yani artık senden özür dileyecek yüzüm bile yok. Ne desem boş. Ya biz İtalya'ya gidecektik ya. Ya biz İtalya'ya gidecektik. Bu Serkan ve işlerinden artık bana gına geldi gerçekten ya. Keşke gitseydik. Selin. Gerçekten evlenmek istiyor musun? Bak çekip gitmeyeceksin değil mi? Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım. Bu hayatımda aldığım en güzel haber olabilir. Nerede kalmıştık? Yani Sevda hep beni meşgule atardı da Selin'in huyu değildir. Her şeyin bir ilki vardır Aydın Hanım. Seyfe. Bunlar kesin Serkan'la buluştular. Böyle kavuşmanın romantizmine kaptırdılar kendilerini. Hiç telefonla ilgilenmiyorlar, meşgule atıyorlar filan. Ondandır. Aa, Serkan değil mi o? Aa, vallahi o. Seyfe yürü. Aa. 2 ay daha buradayım işte. Hem senin başının tatlı belası olarak çiçeklerimi de özleyecektim. İyi oldu bence. Projeyi de tamamlamış olacağım. Ha canım ya. Bak hala çiçekçiyi düşünüyor ya. Yarın gidip çiçekçiyi açacak. Ya seni çok seviyorum, çok. Tekrar hoş geldin. Benim de birazcık sev kredisi olsa hemen alırım. Ne kredisi? İhtiyaç kredisi. Sevgi ihtiyacı. Gel seni seveyim. Gel, gel, gel. Evet. Ben bir su içeceğim ya. Yok, ay sen geldim. Ben getiririm. Yok yok, ben alırım. Ben getiririm. Ben alırım ya. Durun ya, ben alacağım. Kız yoldan geldi ya, yoruluyor böyle böyle. Alo. Ne yapıyorsun?
Seni düşünüyordum. Sen? Ben de seni düşünüyordum. Ne güzel. Ya ben halama söyleyemedim. Aslında söyleyecektim ama söyleyemedim işte. Kızlara da söyleyemedim hep halamlayız diye. İtalya'yı duyunca zaten çok sinirlendiler. Ama senden bahsedemedim daha. Yani sen bilirsin. Benim de annem şu an bana doğru geliyor. Galiba ona söyleyeceğim. Ne? Neyi? Neyi söylüyorsun ya? Söyleme. Yani birlikte olduğumuzu. Dur Serkan. Lütfen şu an değil, söyleme. Eda artık cidden sıkıldım bu gizli saklımızdan. Ya Serkan şimdi değil, söyleme. Ya şimdi sen annene söylersen o halama söyler. Halam bana söyler, bana patlar yani. Büyük olay olur. Hem şu an annenle uğraşmak zorunda kalırım. Beni mahveder biliyorsun. Söyleme ne olur. Tamam. Tamam. Şimdilik söylemiyorum. Canım. Ay ben sesini duyunca bile korktum şu an. Kapatıyorum. Öpüyorum seni. Olur sonra konuşuruz. Ay canım benim. Gel. Kimle konuşuyordun sen böyle tatlı tatlı? Selin'le mi? Yok. Sen Selin'le birlikte değil miydin? Hayır, değildim. Yani vazgeçtim, gitmedim ona. Vazgeçmiş. Seninle işim bitti benim Seyfi. Gideyim mi ben? Hayır Seyfi, kalabilirsin. Halk beni istiyor. Nerede kalmıştık? Vazgeçmiş. Serkan'cığım, vazgeçtim derken nasıl vazgeçti? Yani Selin evleniyor. Evlensin mi? Evlensin gitsin mi? Gitsin mi Selin? Yani Selin... İstediğini yapabilir anne. Serkan. Serkan kız sana demiş ki ben senin için her şeyden vazgeçerim demiş. Yani her şeyi feda ederim demiş. Sen de gurur yapmasan ona karşı böyle bir adım atsan Serkan'cığım. Biraz geç oldu. Benim duş almam lazım. O yüzden bence biz bu konuşmayı daha sonra yaparız. Gitti. Bak gitti. Hiçbir şey söylenmiyor ki buna. Neyse ki o çiçekçi kız İtalya'ya gitti. Neyse ki İtalya artık çok uzak bir yer değil. Dünya çok küçüldü. Özel uçakla daha da küçülür. Küçültürüm seni Seyfi. Hep böyle sofralar kurulacaksa sen bir arada gidip... Nasıl görüşeceğiz? Ben bulacağım bir yolunu ya. Halledeceğim. Eda acaba arada senin kafan gidip geliyor mu ya? Sen bana mı benziyorsun zamanla? Eda acaba telefonunu biraz kenara mı bıraksan? Kusura bakmayın ya, bir şeye bakıyordum. Yani önemli bir şeyse bak tabii de. Ne diyorduk? Pardon. Eda kim o? Cenk. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver ya. Of! Ya bu kadını niye üzüyorsunuz siz? Niye üzüyorsunuz benim halamı ya? Cenk kim ya? Ya o senin halan değil, bizim halamız. Ayrıca sen niye her şeyi sorup merak ediyorsun ve burada duruyorsun? Şu an gidiyorum. Şu an gidiyorum. Ama sen istediğin için değil. Ben istemediğim için gidiyorum. Halacığım çok özür diliyorum. Yani... Çok... Elimle de yemeyeceğim. Ay. Ya ne demek o Gerzo Cenk? Ne demek? Nereden çıktı? Bir de bana saf diyorsunuz. Ya kızım bu adam seni terk edip İtalyan kadınla birlikte bir yerlere kaçmadı mı ya? Ayrılmışlar. Hem ben ya onunla ilgilendiğimden değil. İlgilenmiyorum onunla. Neden ilgileneyim? İtalya'ya gidiyorum ya. Arkadaşlık etsin, yolu oradan göstersin diye. Allah'ım ya Rabbim. Eda, aşkım, güzelim, sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Yani ne bileyim ben, yol yordam İtalya'da görmek, bulmak istiyorsan git bir tane turizm ajantasına ya, ofisine. Cenk ne, Cenk ne? Şiştim, ben çok şiştim, gerçekten şiştim. Yeter, yemek yiyelim artık. Ya ben senin hayatınla ilgileneceğim diye lokmalarımı sayıyordum, onu kaçırdım, unuttum. Kaçıncı lokmamdaydım ben? Ne bileyim ben be? Hayda. Al işte, şimdi bir bu eksikti. Alo. Sağ olun, iyiyim. Sağ olun, siz de iyisiniz.
Yalnız bu saatte pek mümkün değil. Kusura bak. Hmm, anladım. Tamam, ben o zaman bir yolunu bulayım. Sonuçta eski müşterimsiniz. Peki, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya Allah ya, of. Birinin kalbi kırılmış. Acil çiçekçi. Ne yapacağım? Ne yapayım? Kuryeyle falan göndereyim. Ben götürürüm. Ya. Ha? Daha fazla kişinin kalbi kırılmasın ya. Ben götürürüm. O zaman ben duşa girip çıkayım. Hazırlayayım çiçeği götüreyim. Tamam. Sağ ol. Bak ben öyle. Cenk dedi ya. Cenk. Çok mu için? He, orta şeker. Ama şey, ya aslında çok aciliyeti yok da düğünden önce halletmek istiyorum. Sonra balayında kafamız rahat etsin. Balayına nereye gideceğimizi hala söylemedim ona. Sürpriz. Ferit, ben çıkıyorum. Hı. Alışverişe gideceğim. Eksikler var. Düğüne 2 gün kaldı sadece. Bu saatte mi? Saat 10'a kadar açık mağazalar. Sonra işten vakit kalmıyor. He, doğru. O zaman sana iyi alışverişler. Tamam. Ferit. Efendim? Sen de benimle gelsin mi? Ya hadi lütfen, yalnız bırakma beni. Ya sen iste ya, gel. Biz de gel. Evet. Şey aldık. Hadi Eda. Of, hadi Eda. Hadi. Ya resmen adamın hayatını kurtardım. Ha. Evlilik yıldönümleriymiş, adam unutmuş. Ya bir çiçek almayı unutmuş ya. Kadın evde ne var ne yoksa yıkıp dökmüş. Ha, bir de not yazmayı da bilmiyor. Sevdiği kadına not yazmayı bilmeyen adam mı olur? Yani ayıp etmiş. Ayıp. Ne? Ay şey dedin ya, yani yıkıp dökmüş. Birini hatırlattı. Öyle mi? Sen benden şikayetçi misin? Yani öyle bir şansın var mı Eda? Değil mi? Hadi gel yürüyelim, boş araba çok güzel. Peki, yürüyelim. Yürüyelim. İlk kez seninle böyle sokakta yürüyoruz. Burası çok güzel değil mi? Adile Sultan Kasrı. Bayağı güzel. İlk 1800'lerde yapılmış. Dolmabahçe Sarayı'nın mimarı yapmış. Sen her şeyi bilir misin böyle Serkan Balan? Ya önem verdiğim şeylerin detayını bilmeyi severim. Ben detaylarını bilmiyorum. O zaman bana anlatır mısın? Anlatayım. Abdülmecid'in annesi buraya çok güzel bir botanik bahçesi yapmış. Dünyanın her bir köşesinden farklı farklı bitkiler getirmiş. Gerçekten mi? Hı hı. Sonra burayı Adile Sultan'a hediye etmişler. O da çok orijinal bir kadınmış. Çocukken annesini babasını kaybetmiş. O yüzden hayatı boyunca kimsesiz çocukların eğitimiyle ilgilenmiş. Aynı zamanda çok önemli bir divan şairiymiş. Gerçekten hayran olacak kadınmış. Öyle. Ama baksana şu mimariye. Bak şu detaylara. Yüzüğü çıkarmamışsın. Hayır, çıkarmadım. Sen beni dinliyor musun? Evet. Evet. Peki. Hiç Hababam Sınıfı'nı izledin mi? Onu izlemeyen mi var? İşte. Bahçesi. Bu kafeye daha önce geldin mi? Hayır. Çok güzel bir yer. Öyle mi? Aa. Ne? Masa boş. Evet. Serkan burada hiçbir zaman masa boş olmaz. Hiçbir zaman.
Ya kahvesi de efsane. Otursak mı? Yani o kadar iyiyse. O zaman gel oturun. Ay yok. Oturmayalım, oturmayalım. Vazgeçtim. Şimdi biri görür, seni çeker. Bir şalama kadar gider, gerek yok. Eda, öyle bir şey olmayacak. Kimse beni görmeyecek, kimse beni çekmeyecek. O yüzden gel, geçelim. Güzel bir şey içelim. Oturuyor muyuz yani? Gel, gel. Oturuyoruz. O zaman çok şanslıyız çünkü bir daha geldiğimizde masa olmayacak. Öyle mi diyorsun? Evet. Hadi bakalım. Aa, çok centilmensin yine. Allah Allah. Evet. Ne içiyoruz? Dedim ya kahvesi efsane diye. Peki. Pardon. İki sade Türk kahvesi alabilir miyiz? Teşekkürler. Ha, kahveyi odun ateşinde yapıyorlar. He. Çok sıcak oluyor. Dikkatli iç. Dudaklarını yakar. Ne kadar sıcak? Bayağı. Ne kadar bayağı? Yakar işte dudaklarını. Seninkini yakmasın da. Ne oldu? Yakabilir. Yakabilir mi? Hı-hı. Ama yakarsa dudakların yanar. Dudakların yanarsa biz öpüşemeyiz. Ne oldu? Vallahi iyi ki gelmişim ben de seninle. Bak, kol düğmelerimi almayı unutmuşum. Sonra başımıza bela alacaktı. Sen şu poşetini bana versene. Rahat rahat yürü. Heh. Ne oldu sana? Bir şey yok. Yani düğün öncesi böyle duygu patlamaları oluyormuş. Öyle diyorlar. Hakkında bir yüz yüze konuşalım mı? Konuşacak bir şey yok Serkan. İki gün sonra nikahım var. Kararımı verdim. Ve ben artık çok yoruldum. Gerçekten konuşmak istemiyorum. Nasıl istersen. Sen dünyanın en güzel kadınısın. Birdenbire takıldı ellerim ellerine. Birdenbire zaman bile duymadan bir yıldız bir çiçeği nasıl aydınlatırsa ince narin dallarını kırmadan belki düş belki gerçek düşüverdik bir yola. Soru sormadan, hiç görmeden, neden yüzümüzde ay ışığı, üstümüzde gökyüzü, menekşe yaseminler dizili.
yağmurum kardeşim, ben rüzgarın sırdaşı. İkimiz bir mutluluk düşün, kurabilir miyiz dersin? Alo? Günaydın. Ha, günaydın. Ay pişi mi var? Evet. Ama ben kahvaltıya kalamayacağım. Çıkmam lazım alaya. Ya Çiçekçi'ye mi gideceksin? Yok. Geleceğim. Çiçekçi'ye geleceğim. Hı. Ama şu an hazır değilim. Hazır değilsin demek. Eğer acelen yoksa bana bir şey yapmada yardım eder misin? Aslında var. Hadi ne olur. Şöyle. Bak şimdi hamurları alacaksın. Güzel. Yavaşça yuvarlayacaksın. Yavaş. Yavaş. Yavaşça. Yavaş. Yavaş. Aynen öyle. Evet. Çok güzel. Sen vapur gezisine mi gidiyorsun? Hı? Yok aslında. Hayır. Peki nereye gidiyorsun? Söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Bana söyleyebilirsin kuzum. Her şeyi anlatabilirsin bana. Aslında evet. Sana söyleyebilirim. Evet. Hadi ya, nerede kaldın? Sofrada tek başıma kaldım. Oo, pişiye bak be. Benim de acelem vardı hala. Sağ ol Melo. Yani. Görüşürüz, çıkıyorum. Evet. Çok sağ ol Melo. Çok sağ ol. Ben yine ne yaptım ya? Geliyorum gidiyorum, çok sağ ol Melo. Tut. Bağırma kulağımın dibinde, yürü çık. Ama sürekli bana böyle yapılıyor bu evde. Mutfağıma girmeyin izinsiz. Bam 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 param bam bam. Günaydın. Ben de size kahvaltı hazırlamaya geliyordum ama görüyorum ki bana pek ihtiyacınız kalmamış. Ya Seyfi, eskiden ne güzeldi değil mi? Hem sen hem annem. Önce haber verirdiniz, öyle gelirdiniz evime. Ne oldu acaba? Evet, ne güzeldi o eski günler. Ben söyleyeyim, bundan sonra Aydan Hanım gelirken sizden randevu alsın. Vallahi güzel olur. Bu kahvaltı tek kişilik mi? Biraz fazla gibi geldi. Ne güzel. Annem de geldi. Ay. Serkan'cığım. Canım, günaydın. Günaydın. Kutlama mı yapıyoruz bugün yoksa? Yok, kutlama yapmıyoruz ama Serkan Bey diyor ki bundan sonra gelirken randevu alıp gelin diyor. Aa, öyle mi? Çok haklı. Zırt pırt buradasın Seyfi. Ay, geçen gün Sevda'nın halası geldi. Ne dedi, ne anlattı? Onu söyleyecektim. Dinliyorum. Ay, sözleşmeyi duymuş. Geldi, burada evi bastı. Ya, olacak şey değil. Neyse ki yanında o kızlar yoktu. Neydi isimleri? Fifi, Melo. Bunların hiç arasında normal isimli olan biri yok mu? Fifi, Melo. Böyle tuhaf tuhaf isimler. Yani insanın evi böyle gündüz vakti basılır mı? Ayıp denen bir şey var. Neyse ki bu kızcağız, bu çiçekçi kız hayatımızdan çıktı. Artık eski güzel günlere dönebiliriz Serkan'cığım. Ya dağ başı mı burası? Ya olacak şey mi? Ay, senin de yüzün gülüyor. Ay, nasıl mutlu oldum. Bak, yüzü gülüyor. Ne kadar da çok kahvaltı hazırlamış. İki kişilik. Ya, iştahı da açılmış. İyi. Vallahi kadın geldiğinden beri boğazımdan lokma geçmedi. Şuradan bir şeyler yiyeyim dur, bak. Dur, 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 dur. Dur. Şey anne, dur. Badem çok yiyorsun. Bence biraz zeytin ye. Yet yani. Her şeyin fazlası kötü. Dengeli beslenme. Ha, yağlı diye. Tamam. Yani. Dağ başı mı burası? Değil. Değil. Dağ başı değil burası. Öyle insanlar pat diye çat diye gelemezler. Mesela Ayfer Hanım. Ki o yüzden çok doğru bir konuya değindin. Burası da benim evim. O yüzden anne, yani haber verseniz gelmeden önce o kadar sevineceğim ki. Ha, öyle mi Serkan'cığım? Yani bu kız gitti, biz eski düzenimize geri dönelim diyorsun. Yani şöyle diyorsun senle,
bu kadar yakın yaşamayı çok önemsiyorum. Ki güzel bir şey. Birbirimize bakabilmemiz. Ama burası benim alanım, benim sınırım. O yüzden sınırlar yani... Anlaşıldı. Ben bu nutukları çok duydum. O yüzden ezbere biliyorum, merak etme. Tamam. Tamam. Gidiyorum. Okey. Tamam Serkan'cığım. Hoşça kalın. Genç adam haklı da bir yerde. Ne yapacak genç diye? Sizin oraya çık gelin. Nerede kaldın? Böyle gizli saklı çok saçma olmuyor mu? Ya bence daha güzel oluyor. Ama bence annem beni ömür boyu sahte nişanlı olarak bilmeli. Ömür boyu. Espri yaptım. Ciddiye almak mı istedim? Ömür boyu. Ne güzel şeyler hazırlamışsın. Gel. Ben de yardım edeyim. Annem fikrini değiştirmeden hemen içeri geçelim. Yalnız kahvaltı müthiş görünüyor. Teşekkür ederim. Ne demek? Evden nasıl kaçtığımı bilemedim. Halam bana tam pişi hipnozu yapıyordu, zor kurtuldum. Pişi hipnozu ne sormaya korkuyorum açıkçası. Bence de korkmalısın. Ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? Öyle hamuru alıyor, önüne koyuyor. Ses tonunu ayarlıyor. Sen hamurdan bir parça alıp onu böyle ovalarken... ...o da yavaş yavaş sorular sormaya başlıyor. Ve sen her türlü cevap vermek zorunda kalıyorsun ya. Ağzından her şeyi alabilir. Ne diyorsun ya? Ben bunu bir içeri götürüyorum, hemen geliyorum. Olmuyor. Aydın Hanım, biraz fazla gerginsiniz. Acaba bu kez Arda Bey'den böyle yaşam koşu için mi bir yardım istesek? Ay hayır Seyfi. Arda Işık görevini tamamladı. Ben ne yapsam olduramıyorum. Serkan'ın Selin'le konuşmasını sağlayamıyorum. Çiçekçi kız gitti ama laneti peşimi bırakmıyor. Bu kendini gerçekleştiren kehaneti yaşıyorum. Bak söylemiştim. O sözleşme başımıza iş açacak demiştim. Vallahi Serkan Bey'in Eda Hanım gibi bir melekle sözleşmeli nişanlılık yapması da büyük hataydı. Ya ben onu mu söylüyorum Seyfi? Serkan bu kızla anlaştı, çiçekçi kızla, tamam. Selin'i kıskandırmak istedi. Ama bu arada Selin evleniyor. Selin Serkan'ı geri istiyor, o ona gitmiyor. Ben ne yapsam ya, ne yapacağım, nasıl olduracağım bunları? Olmayan ne Aydan? Nedir bu sözleşmeler, imzalar? Ben size bir kahve yapayım. Evet. Dinliyorum. Alptekin. Tamam ben sana anlatacağım ama... ...lütfen bana kızma olur mu? Benim artık kovulma umudum da kalmadı. Eda gitti ve bir daha gelmeyecek. Sen benim ne halde olduğumun farkında mısın? Ha? Gitmiyor ya bir yere Eda. Nasıl? Eda yok. Eda gitmiyor bir yere. Öyle, ya öyle bir şey yok. O yalan bilgi. Hiçbir yere gitmedi. Onların Serkan Bey'le aralarında sözleşme mi ne varmış? Bütün bu nişan falan da sahteymiş. Fake. Ne? Fake. Bir dakika. Serkan Bey ve Eda gerçekten nişanlı değiller miymiş? Yok canım. Yok. Bu sahteymiş işte. Bu sözleşme varmış. Yani öyle bir şey yok. Zaten böylesi daha iyi oldu. Aralarındaki aşk da ölecekti yoksa. Rahatladım. Rahatladım çünkü ben haftalardır şunu düşünüyorum. Eda gibi tatlı mı tatlı bir insan acaba Serkan Bey gibi biriyle ne yapıyor olabilir diye. Ay sözleşme gereği miymiş? Ay canım benim neler çekmiştir o. Bu Serkan Bey ve sözleşme olayı da artık bir tuhaflaşmaya başladı ama. İyi. Benim nefesim falan düzeldi. İyi. Güzel. Güzel. Ben doğru mu anladım? Serkan Bey ile Eda arasında bir sözleşme mi varmış? Evet ama sen kimseye anlatma, tamam mı? Sahte yani nişanları. Sahte sahte. Fake'miş. Görüşürüz Suzan. Anlatacak. Suzan mı? Hı. Yok canım. Suzan dünya tatlısı. Dedikoducu bir tip.
çiftçiyle sözleşme mi yapsam ya? İşte hepsi bu kadar Alp'teki. Çiçekçi kız İtalya'da. Selin evleniyor. Serkan'ın ne yaptığı konusunda hiçbir fikrim yok. Bravo. Vallahi bravo. Demek haftalarca benden gizli gizli yürüyormuş bu işler ha? Oğlumun nişanına gelmedim diye surat yaptın bir de bana. Serkan'ın sahte nişanında olmadığım için. Ya hepsi Serkan'ın iyiliği içindi ama. Bana söylememeni Serkan mı istedi senden? Hı? Benim dışımda herkes biliyor. Kim bilir belki arkamdan alay da etmişsinizdir. Ay hiç öyle şey olur mu Alptekin? Hayda. Sen benim hayat arkadaşımsın. Nasıl yaparsın böyle bir şey bana? Nasıl benden gizlersin? Alptekin ama sen... Yazık, çok yazık. Nereye gidiyorsun? Serkan'la konuşmaya değil, değil mi? Hayır tabii ki. Ne konuşacağım ki onunla? Bana hiçbir şeyi anlatmamayı tercih etmiş. Ne oldu? Ne bileyim. Yani bu kadar zamandır beraberiz, yan yanayız ama... şimdi nasıl davranacağımı, ne diyeceğimi bilemedim ben. Tuhaf oldu. Allah Allah. Yoksa benden utanıyor musun biraz? Olabilir. Olabilir. O zaman buna biz bir acil çözüm bulalım. Nasıl bir çözüm? Yani... benimle alakalı gerçek duygularını paylaşabilirsin. Sen benim ağzımla laf almaya mı çalışıyorsun? Yok yani zaten tipin değilmiş. Açık açık söyledin. Karakter desen o da sana göre değil. Ama ben sizle yapamıyorsun. Allah Allah. O nereden çıktı? Yani dediğim gibi uzun uzun konuşmayacağına göre bence tek bir kelimeyle özetleyebilirsin. Neymiş o tek bir kelime? İş. İşe geç kalıyorsun hadi. Ya sen de geleceksin. Gelemem, iki ay dedim. Bak kimin ne düşündüğü önemli değil. Sen de geleceksin, İdil Hanım'la çalışmaya devam edeceksin. İlla ofise geleceğim yani. Evet. Kim kimsiz yapamıyor acaba? Gidelim. Yok, aklım almıyor benim. Ay, inanamıyorum ya. Ben gerçekten inanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Şu hale bak. Ne dedikodu sever bir ofismişiz biz ya. Konu bu mu Engin? Nedir konu? Normal herhangi bir dedikodu mu bu? Bu adam bizim en yakın arkadaşımız. Bu adam bizim ortağımız Engin, bize nasıl söylemez? Biz aylardır sahte bir nişan sözleşmesi için bu adam için boğuluyoruz biz, mahvolduk. Yani sonuçta Serkan'dan bahsediyoruz. Hani böyle duygularını çok dışa dönük yaşamıyor biliyorsun. Yani çekinmiştir, söylemek istememiştir. Olamaz mı? Boşver, şey yapma o kadar da ya. Siz ne zaman büyüyeceksiniz Engin? Hı? Ne zaman büyüyeceksiniz siz? İlkokulda hoşlandığınız kızın saçını çektikten sonra duygusal gelişiminiz duruyor mu sizin? Siz bitti mi zannediyorsunuz orada? Bak sana bir şey diyeyim mi? Net tam olarak benim öyle oldu. Yani saçı çektim, sistem durdu. Kadınlar hakkında hiçbir ilerleme kat edemiyorum. Nasıl olur hiçbir fikrim yok. Güldürme şu an beni. Gülmek istemem, güldürme şu an beni. Şu an çok sinirliyim, beni şu an güldüm. Haklıyım ben. Haklıyım, sinirleneceğim ben. Güldürme beni şu an. Bak Allah aşkına, her şey baştan, en başından baş. Gel bir çekil. Hayır, sen yok, bırak. Bir çekil. Ay, güldürme beni ya. Sinir bozma beni. Çektikten sonra duruyor muymuş? Haklıyım ben, ofisin haline bak. Güldürüyorsunuz. Sinirimden gülüyorum ben şu an. Saçma sapan. O kazanın müsebbibi sensin. Senden sonra hiçbir taşeron firmayla çalışamadım. Malzemeden çaldım. Sahte evraklarla
beni sağlam bir inşaat yaptığına inandırdın. O istinat duvarı evin üzerine senin yüzünden yıkıldı. İnsanlar öldü. Alptekin Bey, siz beni neden çağırdınız? Hatamdı. Cezasını yattım, çıktım. Sıfırdan bir hayat kurmak istiyorum. Ha. Hem beni arayıp geçmişi hatırlatan da sizsiniz. Hapiste yattın, çıktın, iş bitti. Öyle mi? Sen ne vicdansız adammışsın ya. O zavallı kimsesiz kız yıllar boyunca benim bir gün bile aklımdan çıkmadı. Alptekin Bey, geçmişte bu aileyi çok araştırdım. Sırf siz istediniz diye. Bakın, izlerini sürdüm. Bulamadım. Zavallı kızcağız, kim bilir ne yapıyordur şimdi? Zamanında beni kapıdan kovdular. Verdiğiniz parayı bile ulaştıramadım. Hapse düştüm. Bağlantım koptu. Öğrendim ki soyadlarını bile değiştirmişler. Kadir, bana o kızı bulacaksın. Sana ulaşan Efe Akman'ın avukatı mıydı? Evet, bir avukat. Kazada sizin sorumluluğunuz olup olmadığını sordu, ben de yok dedim. Alptekin Bey, benim biraz paraya ihtiyacım var. Yeni bir hayat kurmak istiyorum. O kıza ne olduğunu öğren Kadir. O zaman alırsın paranı. Anlaşıldı mı? Anladım. Bana müsaade. Bu arada bana karşı duyguların her neyse itiraf etmen için bu akşama kadar vaktin var. Nedenmiş o? Eda, hani şu oynadığın oyun var ya, başkalarıyla oynayabilirsin ama Serkan Bolat'la oynayamazsın. İtiraf etmezsem ne olacak? Yani bir şekilde itiraf ettiririm. O yüzden bence kaybedeceğin oyuna girme. Söyleyeyim mi o zaman? Bence söyle. Hazır mısın? Çok. Hazır mısın? Söyler misin? Ben? Senden nefret ediyorum Serkan Bolat. Kadar tatlı bir insansın sen. Ne kadar tatlı bir insansın sen. Bu arada duygularımız karşılıklı. Oldu mu? Halam. Ya ne güzel. Görüntülü arıyor. Tamam. Sen uzaklaş, bayağı uzak dur. Ya sen ne yapıyorsun? Sen içeri gir. Ya ben sakinleşince halamı ararım. Sen gir. İstersen ben konuşayım. Yok ben konuşurum. Gir hadi. Öyle mi? Gelirim ben. Tamam. Ne diyorsun bu sözleşme işine Leyla? Şimdi tabii herkes de benim ne diyeceğimi merak ediyor. Bence o Eda'ya hala aşık. Ama bu sözleşme işi bir tuhaf. Yani Serkan Bey sözleşme olmadan insanlarla ilişki kuramıyor. Bence böyle yani. Sahte ama değil. Eda, o niye böyle bir şey yapsın ki? Çünkü ne bileyim Suzan, onu da ben bilemem yani. Yapmıştır kız. Bilmiyorsun. Çok merak ettim. Neyse. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Bu da bir değişik. Canım, halacığım. Hadi söyle bakalım, İstanbul'un hangi güzide semtinde dolaşıyorsun? Ufacık bir iş için ofise gelmek zorunda kaldım. Serkan Bolat'ın ofisi mi? Art Life Mimarlık, evet. Eda, farkında mısın bilmiyorum ama sen aslında bu sabah İtalya'da uyanacaktın. Yani senin oraya gitmen niçin gereksin? Ne bileyim yani sen yokken işleri nasıl hallediyorlarsa öyle halletselerdi. Halacığım dün biz bunları konuştuk ya.
Yani burada yarım kalan bir proje var dedim. Onu tamamlaman benim için de iyi. Benim için çok büyük şans. O yüzden, yani o yüzden ofisteyim. Anladım. Yani Serkan Bolat'la bir alakası yok. Tamamen iş, tamamen profesyonelce. Tamamen profesyonel. Güven bana. Ay Eda, seni gerçekten tebrik ediyorum aşkım ya. Yani senin bu iş hayatında gösterdiğin profesyonellik gerçekten örnek alınması bir şey. Yani ne yapayım, ben seni alkışlıyorum. Alkışlayayım ben seni. Hala? Halacığım, gözlerini kırpmıyorsun, beni korkutuyorsun şu an. Neyse. Ne yapıyor bu ya? Ağzını bir tutmamız gerekiyor. Bak. Serkan geldi. Kov şunu artık. Ne oluyor? Pırıl, hayırdır? Serkan, biz senin arkadaşın değil miyiz? Biz senin ortağın değil miyiz? Sen nasıl böyle bir şey bize söylemezsin ya? Neyi? Sen sahte nişanlını bizim ofisimize nasıl sokabiliyorsun? Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Gerçekten samimi olarak anlamaya çalışıyorum Serkan. Engin? Ne Engin? Erdem? Erdem abi kızlardan öğrenmiş, gelmiş burada bütün ofise yumurtladı. Şimdi herkes duydu, biliyor. Vallahi kusura bakma Serkan da, bu da profesyonelliğe pek sığmadı. Erdem. Demek Erdem özel hayatımla ilgili konuşuyor. Siz de biliyorsunuz. Eda ve benimle ilgili olan özel şeyler özel kalmalı. Değil mi? Ha, ayrıca Eda bu ofiste çalışmaya devam edecek. Ne? Ya günün sonunda işini iyi yapıyordu, öyle değil mi? O yüzden işini iyi yapan bu ofiste devam edebilir. Makul. İtirazımız var mı? Tamam Serkan. Hareketlere bak ya. Artık bana neyin komik, neyin ciddi geldiği konusunda hiçbir fikrim yok. Trajikomik bu. Ne yapayım? Çabuk, ne yapayım? Çok güzel. Ben bu yeni projenin sözleşmesini tekrar tekrar gözden geçirdim zaten. Ya yani Efe Akman'ın şirketi tüm maddeleri bizim istediğimiz gibi düzenlemiş. Ya inanmayacaksınız ama bence bu sefer Serkan bile söyleyecek hiçbir şey bulamayacak. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Seni tebrik ederim. Sağ olun. Dahası da var. Onlar bu iş bildiğini bir süreç olarak görüyorlar. Yani sizin de çok daha fazla ve çok daha büyük işler yapmak istiyorlar. Hatta tabii eğer siz de kabul ederseniz Efe Bey Holding'e ortak olmak istediğini söyledi. Evet, anlıyorum. Tabii bu kadar büyük bir işin içine girince onlar da kendilerini ortaklıkla güvence altına almaya çalışacaklardır. Ama olmaz. Ben bu holdingi dışarıdan birileri gelip ortak olsun diye kurmadım. Bana %5 ortaklık verdiniz ama. Evet. Ama sen dışarıdan biri değilsin. Holdingle benim oğlumdan daha çok ilgileniyorsun. Çok sağ olun ama aman Alptekin Bey, Serkan duymasın bu dediğinizi. Malum zaten elinde sözleşmelerle geziyor beni uzak tutmak için. Hatta Eda'yla bile imzalamışlar yani. O sözleşmeden senin de mi haberin var? Evet, oğlum Eda'yla sözleşmeli sahte bir nişan yapıyor. Ama bundan bir tek benim haberim yok. Sahte nişan... Evet, Serkan'ın yani gerekçesi de Selin. Selin'i kıskandırmak için biz nişanlan...
ya. Neyse canım, yani olan olmuş. Umarım Serkan bundan doğru bir ders çıkartır. Evet, umarım, umarım. Sen Serkan'a karşı kızgın değilsin değil mi Ferit? Biliyorsun Serkan takıntılı birisidir. Yani Selin'e karşı... Alptekin Bey, böyle bir süreçte Serkan'ın Selin'i geri kazanmaya çalışması çok kolay sindirilebilir bir şey değil. Yani tabii ki anlıyorum ama kabul edemiyorum bu durumu. Evet. Ama Ferit, yarın nikahınız var. İnan bana, zaman içinde her şey unutulup gider. Evet. Serkan da kendisine uygun birisini bulacaktır elbette. Elbette. Ben izninizi isteyeyim o zaman. Evet, size kolay gelsin, iyi çalışmalar. Peki. İyi geldi değil mi? Sana da bu kahve molası. Çok iyi geldi, teşekkür ederim. Bu Eda'nın varlığı ofisi çok değiştirmiyor mu sence? Enerjiler de çok etkileniyordu, öyle deme Pırıl. Bak Serkan'ın enerjisi bile, görmüyor musun? Aman ne demezsin. %50 verimle çalışıyor şu an Serkan. Öyle deme. Tamam, önceden 4 kişilik çalışıyordu. Şimdi nereden baksan 2 kişilik çalışıyor. Bence insanüstü bir performans, yani takdir etmek lazım. Ay! Sen niye gelip gidip bana Serkan'dan bahsediyorsun Engin? Bu Serkan bize nişan sözleşmesini söylemeyen arkadaşımız Serkan değil mi Engin? Bizim Serkan'dan başka konuşacak hiçbir şeyimiz yok mu burada? Ben burada çalışıyorum, başıma geliyorsun bana Serkan diyorsun. Niye yani? Odan. Ne olmuş benim odama? Çok ferah. Hakikaten enerjisi falan süper senin odan, biliyor musun? Çok güzel senin odan. Güzel benim odam ferah. Anladım. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Sen kal kahvenle burada. Kahve molası. Güzelce dinlen. Ben de gideyim senin odana. Orada çalışayım ben. Tamam mı? Hadi. İyi dinlenmeler. Ben de çalışayım. Çalışmam lazım çünkü benim. Pırıl. Ya. Ne oldu şimdi, ben ne dedim ya? Allah Allah. Eda. Sen beni mi takip ediyorsun? Ha. Ne yapıyorsun tek başına? Tavsiyelere bakıyordum. Tavsiyelere bakıyordum. Ofisteyim. Evet. Ama kimse kalmadı. Evet. Baş başayız. Gerçi şimdi bir sorun var, çözmemiz gereken. Erdem. Serkan Bey. Usta. Hepsini yutabilir miyim diye deniyordum. Ah, Erdem, Erdem, Erdem. Biz seninle ne yapacağız Erdem? Ne yapalım? Evden ofise, ofisten eve sürekli laf taşıyorsun. Çok yoruluyorsun, üzülüyoruz. Vallahi çok zor. Çok zor, çok yoruluyorum gerçekten. Yani benden laf bekliyorlar ama yani ben şimdi tabii bütün... Aması maması yok Erdem. Aması maması yok. Ofiste olan ofiste kalacak, evde olan evde kalacak. Bu kadar basit. Anladın mı? Halacığım. Edacığım. Anladım. Çok net anladım. Çok net anladım. Gerçekten beynimde şu anda yankılanıyor bu. Gerçekten çok anladım. Anlamadıysam evsiz ya da fifisiz kaldığında anlarsın Erdem. Ne kadar pis bir tehdit Eda ama. Yakıştı mı? Evet. Ne yapacağız? Yapacağız. Yapacağız. Yap.
Yapıyorum. Yapacağız Erdem. Çok yoğun çalışıyoruz gerçekten. Yani bu kesit merdivenden geçiyorsa merdiven nerede? Yani nasıl çıkacaklar, uçacaklar mı Suzan? Pardon Serkan Bey. Revize edelim orayı. Bence de. Ya benim cetvelimi, kalemlerimi kim aldı? İyi ki bir gidiyorum dedim. Yani hepsi de alınmaz ki, ayıp. Tamam Suzan. Çizimler bittikten sonra modelle render halini bana yolla. Tamam Serkan Bey. Ne oluyor? Cetvelim yok. Ha, cetvelin yok. Tamam, sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim ofistekiler cetvel çalmasını çok seviyorlar. Tamam, o yüzden cetveline sahip çıkacaksın. Çıkmazsan habire cetvelsiz kalırsın. Yani bak, şöyle. Yusuf, dosyalardan birini getirir misin lütfen? Tabii Serkan Bey. Teşekkürler. Mesela. Gerek yok Yusuf. Şimdi eğer biri cetvel benim derse ne yapacaksın? Aynen. Senin cetvelin. Tamam? Kimse bilmez. Bilmeyecek. Ne bunlar? Çizimlerim. Bakmak ister misin? Nasıl olmuşlar? Evet. Söyle. Gel. Şöyle bir şey yapalım. Serkan, sana bir mail attım. Bir bakıp bana döner misin? Acil. Tamam, acil. Renkleri beğenmedin. Yok, güzeldi. Sadece... Tamam, dön. Bir daha denerim. Tamam. Hı-hı. Merhabalar, buyurun. Serkan Bey ile görüşecektim. Randevunuz? Siz Ayfer Yıldız geldi diye. Serkan Bey, Ayfer Hanım geldi. Randevusu yok ama Serla size görüşmek istiyor. Ayfer Hanım. Ayfer Yıldız. Tamam, gelsin. Tamamdır. Yalnız ısrar etmedim, onu söyleyeyim. Ben size yolu göstereyim. Gösterin. Buyurun, şuradan geçeceğiz. Ayfer Hanım, hoş geldiniz. Serkan Bey, ofisiniz çok güzelmiş. Teşekkürler. Halacığım, ne işin var burada? Hiç. Kahve içmeye geldim. Tabii eğer Serkan Bey müsaitse. Ne demek? Rica ederim, buyurun. Eda, sen de buyurmaz mısın? Çok iyi geldi kahve. Teşekkür ederim Serkan Bey. Afiyet olsun. İyi ki geldin Alacığım. Da. Niye geldin? Hiç. Sohbet etmeye Serkan Bey'le. Ya bana artık Serkan deseniz olmaz mı? Neden? Size Serkan demem için bir gelişme mi oldu Serkan Bey? Yok yani ben açıkçası kendimi daha iyi hissedeceğim. Ve yani şimdi uzun süredir tanıyoruz birbirimizi. Aynı zamanda birlikte bir çiçek tasarladık. O yüzden bence artık bana Serkan diyebilirsiniz. Ha. Yani herkes bana Serkan der bu ofiste. Öyle değil mi Eda? Serkan patronum olarak, yani sadece patronum olarak. Ofiste herkes ona Serkan der halacığım.
Serkan Bey, Bodrum sitesi projesi için istediğiniz belgeler. Buyurun. Leyla, biz bunu kaç kez konuştuk ama seninle. Bana Serkan demeni istiyorum. Habire diretiyorum. Lütfen Leyla, bana Serkan de. Öyle mi oldu? Tamam Serkan Bey. Serkan. Serkan Bey. Tamam Serkan Bey. Serkan Bey. Bir saniye olacak gibi. O zaman Serkan. Sen bir şey istersen ben buralardayım. Eda, Ayfer. Evet Serkan. Eda da İtalya'ya gidemedi biliyorsun. Gidecek. Yani sadece bursu ertelendi. 2 ay sonra orada olacak. Evet. Ne kadar ilginç değil mi? Son dakikada. Böyle tam uçağa binerken havaalanında. Gerçi şey uçağa binecekken değil, havaalanına varmadan önce. Ha. Evet. Ben havaalanı diye yani siz... Eda, Serkan mı oradaydı patronun olarak? Ha? Eda'cığım ne oldu? Eda. Eda, iyi misin? Eda, evet, iyi misin? Ne kadar iyi bir patrons. Eda için de iyi olacak mı? Hı? Serkan, eğer Eda buraya senin için döndüyse Eda'yı da alır giderim. Ama eğer gerçekten iş için buradaysa ve 2 ay sonra İtalya'ya gidecekse gönül rahatlığıyla giderim eve. Çalışmak istiyorsa yapacak hiçbir şeyim yok. Ama eğer başka bir şey varsa... Eda İtalya'ya gidecek. Bakın, endişelerinizi anlıyorum. Sözleşmeden haberiniz yoktu. Çok kızgınsınız. Onu da anlıyorum. Fakat ilk gün size dediğim gibi... ben asla ama asla Eda'ya zarar vermem. Vermeyeceğim. Peki. Ben de o gün ilk söylediğimi söyleyeyim, tekrarlayayım o zaman. Sözünüzün eri birine benziyorsunuz. Ha. Eda uyandığında saçma sapan konuşursa sakın üstünüze alınmayın. Eda. Eda. Hı? Uyan. Bu ne yakışıklılık ya. Eda. Biraz daha uyuyacağım. Akşam annemden oradan yemeği hatırlatmaya geldim de. Bak bu sefer geç kalırsak affetmeleri çok zor olacak. Hem bu düğünden önceki son gecemiz, tamam mı? Tamam, aklımda. Zaten onlar için çok güzel bir özür konuşması hazırladım. Tamam, süper. Bir de bir şey diyeceğim ya. Bir ara Serkan'la Eda'yla bir buluşma mı ayarlasak? Ben çünkü bu çifte gittikçe ısınmaya başladım ha. Ne dersin? Ben bu arada seninle baş başa olmayı tercih ederim. Neden? Kafanı mı karıştırıyor? Aksine. Benim bir an önce seninle evlenmek var kafamda sadece. Aksane falan yazmamışız. Ölçeksiz geliyor bunlar. Bunlar böyle gelmesin, tamam mı? Tamam. Şunu sen al kontrol edersin. Hı hı. Serkan sen bir şey diyor musun? Hayır. Bence bugünlük yeter. Öyle tamam. Midir? Evet. Daha sonra şey yaparız. Tamamdır. Biz devam edelim o zaman. Gelin. Tamam. Pırıl.
Serkan. Kapıları söktürsek mi? Toplantı odasının kapılarını. Hı hı. Neden? İçeriği daha net görebilmem için. Yok. Serkan'cığım, toplantı odamızın kapıları kalsın. Senin yukarıda çok güzel odan var, böyle geniş, ferah. İstiyorsan orada çalışsan. Ne dersin? Tamam, boş ver. Tamam. Hadi kolay gelsin. Eda, bir bakar mısın? Evet. Şimdi Eda, bir sorunumuz var. Ben senin yüzünden çalışamıyorum. Galiba ben de. Ha. Güzel. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Tamam. Halamla ne konuştunuz merak ediyorum. Ben o haleyken. Yani seni hipnoz etmiş olabilir, ağzından her lafı almış olabilir. Bence senden başka hiç kimse beni hipnoz edemez. Açıkçası ona İtalya'ya gideceğini söyledim. Hı? İyi yapmışsın. Evet. Çünkü gerçekten gideceğim. Gitmek istiyorum. Tamam, şu an ertelemiş olabilirim. Ama benim geleceğim bu, eğitimim. Ya biliyorum, o da zaten ondan korkuyordu yani. Benle kalıp bir lise mezunu olarak kalmanı istemiyor. Ben de istemiyorum. Ben de. Beni bunun için mi çağırdın? Niçin? Bir sorun daha var. Ne var? Ben de bağımlılık yapıyorsun. Evet. Ne yapacağımı bilmiyorum. O zaman sen de benim kanımı kaynatıyorsun. Ne biçim bir iltifat bu? İltifat değil, gerçek. Gerçekten. Ha. Kanım çok kaynıyor. Böyle 100 derece falan oluyor. Bir şeyler oluyor. Çok sıcak oluyor. Neyse, şimdi patronun olarak şirkette böyle konuşmamamız lazım. Selin. Ay, hiç geleceğini bilmiyordum. Hoş geldin. Holding'le ilgili bazı durumlar var mı? Ha, tamam. Ben yalnız bırakayım sizi. Gerek yok, bilmediğim bir konu değil. Efe Akman'la proje. Aa, Efe Akman'la çalışıyor musunuz? Pürüzler giderildi mi? Ferit pürüzleri gidermek için görüşmeleri yaptı. Alptekin amca da onayladı. Onayladı. O zaman babam onayladıysa benim ne diyeceğimin çok bir önemi yok. Ferit bu iş için çok uğraştı. İmzalar biz balayındayken atılacak. Eğer bir itiraz olursa dikkate alınır elbette. Ben yalnız bırakayım sizi. Tamam. Oturur musun? İyi böyle. Peki, demek böyle resmi olacağız. Çok yoruldum ben Serkan. Şirketin PR'ı için de başka birine bakarsan sevinirim. Evlendikten sonra işleri azaltmayı düşünüyorum. İstersen böyle ani karar verme. Çok uzun zamandır düşünüyorum. Selin bak, eğer vaktin varsa bu konuyu daha etraflıca konuşalım. Zaten hani geçen günkü meseleyi de konuşabiliriz. Ne gerek var? Ben anlayacağımı anladım. Ne mi gerek var? Bunca yılın hatırı. Dostluğumuz, bağımız, çocukluğumuz, holdingde ortaklığımız. Tamam. Görüşmek için konuşuruz. Selin, PR'cim olarak işini bırakmanı istemiyorum. O yüzden rica ediyorum, tekrar düşün. Ben şu an sadece Ferit'le ilişkimi düşünüyorum. Efendim.
Efe Bey, buyurun, ne demek? Evet, iş ortaklığı için gerekli belgeler imzalandı. Avukatınız durumu aktaracaktır size zaten. Evet, şerit ortaklık teklifinizden bahsetti. Anlıyorum, bu kadar uzun soluklu bir projede mantıklı olanın güç birliği olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak Alptekin Bey'le de konuştum. Biz şu an hisselerimizi satıp ortak olmak istemiyoruz. Tamam, siz teklifinizi iletin yine de. Haftaya geldiğinizde görüşürüz zaten. Tamam. Sağ olun. Malzeme listesini ben senden istemiştim, evet. Bu mu? Bakayım. Ben... Aynen o. Rahatsız etmiyorum ya. Yok, estağfurullah. Hoş geldin Ceren. Geliyorum, bakacağım. Hemen geliyorum. Bana bir 5 dakikanı ayırabilirsen çok önemli bir şey konuşmak istiyorum. Ayırırım. 5 dakikamı ayırırım tabii ki sana Ceren. Ama tek bir şey rica edeceğim senden. Ne olursun Engin'le ilgili bir şey konuşmayalım seninle. Pırıl, Engin sana aşık. Oturma düzenini ben size yolladım. Bir bakabilir misiniz acaba? Ya uğraşamayacağım şimdi. Telefon çekmiyor de, kapat. Tamam, o zaman siz bakınca bana haber verirsiniz. Teşekkürler, iyi günler. Pişman mısın? Yok ya, iyi oldu. Hava falan da çok güzel. Senin geldiğin de iyi oldu. Kızım, kendi gelişimden bahsetmiyorum. Senin düğün organizasyon işine girdiğin için pişman mısın? Ha. Yok ya, iyi geldi bana. Aman zaten yarın evleniyorlar, bitiyor bu tantana. Vallahi aşka şu kadarcık inancım vardı, onu da kaybettim. Böyle artık eski Melo yok. Melankolik Melo'yu bir kenara bıraktım. Artık başka biriyim. Kızım, zaten ne gerek var melankoliye? Yani benim o inandığım mükemmel aşk bile yalan çıktı ya. Yok, yok, cidden yok. Artık şimdi var. Ne geçmiş ne gelecek. İşte bu, kulübe hoş geldin. Hı. Bak mesela, saat 11 yönünde çok yakışıklı bir adam var. Yani ona bakıyorum. Doya doya onun tadını çıkarıyorum. Ama aşık olmuyorum. Hayal falan kurmuyorum yani. O da sana bakıyor galiba, bu mu? Ay evet. Ne bu böyle? Ne sitesi bu ya? Aa peki, bu bir işaret olmalı o zaman. Nasıl yapacağız yani? O beni görüyor, ben onu görebiliyor muyum? Nasıl oluyor? Melo, hemen işaret falan demeye başladın ya. Göstermedim sahip. İçindeki sevgi pıtırcığına selamlarımla ama lütfen görüşmeyelim. Ya lütfen, benim şu an aşka ihtiyacım var. Lütfen ama ya. Bana bir profil açalım. Tamam ama benim kontrolümde görüşeceksin. Söz. İndir o zaman. Dikkatini çekebildiğime sevindim. Pırıl, yani bunları konuşmak benim üstüme vazife değil ama her şey benim suçum. Engin'i konuşacak hiç hali yok. Bak, biz Engin'le Eda'nın nişanında tanıştık. Orada bile bana 10 senedir platonik bir aşk yaşadığından bahsetti. Sonra birbirimize ilişkiler hakkında tüyo veririz falan dedik. Arkadaş olduk, hepsi bu kadar. Ama Ceren öyle gözükmüyordu. O da benim suçum. Ona karşı olan hislerini ortaya çıkarmak için seni kıskandırma fikri de bana aitti. Kıskanmak, kıskandırmak işe yaramıyor. Ya keşke karşıma geçseydi, dürüst bir şekilde söyleseydi bana. Kim, Engin mi? Ben sana Engin'in söyleyeceklerini söylüyorum. Ne dedim? Hayır demedim. Evet demiş olabilirim. Ona da demedim, ona da demedim. Nasıl konuşsun Engin seninle? Sinirim bozuldu, aynısını yaptın. Aynen böyle yapardı. Bir sürü şey söylerdi, hiçbir şey söylemez. Engin çok tatlı bir adam.
Yüzüm onu Pırım. Eğer suçlayacak birini arıyorsan tam karşılığında. Biz seninle iyi arkadaş olurmuşuz aslında. Ama bence biraz yavaş gitsek iyi olur. Tamam. Bir kere sarılsak yeter gibi duruyor. Çaktırma ilgimize bakıyor. Ha. Kalk. Allah bir şey düşürdü. Ne? Anlamadım. Bilmiyorum, bir şey kırdı orada. Ha. Sabahtan beri kahve getiriyor, onlardan birini kırmış. Enerji patlaması diyeceğim. Gel bakalım. Meryem abla. Bir bakabilir misin ya? Hep böyle döktüm ben kahveyi falan her yerlere. Aa, geliyorlar. Engin Bey yine dağıtmış her yeri, toparlamaya çalışıyor. E senin yüzünden. Sen benim bu hayatta tanıdığım en karmaşık, en değişik, en acayip kadınsın ya. İlfat etme şunu. Biz seninle gerçek bir yemeğe çıkalım Engin. Yemeğe? Yemeğe. Tamam. Tamam. O zaman ben rezervasyonu yapayım, nerede yemek yiyeceğimizi falan seçeyim. Tüm işlemleri falan halledeyim, sana da bilgi vereyim, olur mu? Olmaz. Sen sadece yemeğe gel yeter Engin. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz kızım. Arkadaşım markette görüşebilir miyim? Allah, aradığın kişiye şu an ulaşılamıyor Ceren. Sizi öyle yukarıda sarılırken görünce aklım gitti burada benim. Hazır aklın gitmişken kalbine sorayım o zaman. Engin, ben sana yalan söylediğim için çok özür dilerim. Sen benim hayatımdaki tek arkadaşım erkeksin. Barışalım mı artık? Zengin, varlıklı bir ailenin içine doğmanın zorluklarından bahsederken herkes dalga geçer benimle ama sen geçmezsin bence. Sıfırdan tırnaklarıyla kazıyarak başarıya ulaşan insanları sen anlattın bana. Hiç özenmedin mi onları Engin? Ya da içine doğduğun durumdan hiç utandığın olmadı mı? Ne bileyim, bazen oldu. Engin, sen beni Eda'nın arkadaşı olarak tanıdın. Ailemin soyadını duyduğunda suratın değişmedi, tepkilerin değişmedi. Ben hukukçu bir ailenin ikinci nesil avukatı olmak istemiyorum. Onun yerine yeni mezun olmuş, tuttuğunu koparan, dişiyle tırnağıyla kazıyarak bu noktalara gelmiş biri olmak istiyorum. Çok istiyorum. Yedi, zaten öylesin. Teşekkür ederim. Peki aramızda artık gizli saklı hiçbir şey kalmadı değil mi, eminiz? Kalmadı, gerçekten kalmadı. Bitti hepsi, kurtulduk. O zaman çay kahveni içersin, ne söyleyeyim sana? Yok, benim şimdi Serkan'ın yanına gitmem lazım. Ona bir haber vereceğim, ilk onu duyması gerek. Tamam. Görüşürüz. Ay, kafayı yemek üzereyim. Yani ne Selin açıyor telefonu ne de Serkan bir şey anlatıyor. Ya bunlar ne oldu da bir araya gelemediler? Ne eksik Seyfi? Aşk. Çünkü iki insanın bir araya gelmesi için en gerekli duygu. Aşk. Sana soran da kabahat. Ha, ben içeriden bilgi alacağım. Pırıl'cığım, selam. Nasılsın canım? Aydın Hanım, teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ben Serkan'ı merak ettim. Biliyorsun bu çiçekçi kız hayatımızdan çıktı gitti. Serkan her ne kadar etkilenmemiş gözükse de bir halini hatırını sorayım dedim. Hayatımızdan çıktı. Çiçekçi kız Eda mı? Evet. Gitti ya. Şirketteki yokluğu o kadar mı fark edilmiyor yoksa senin kafan mı karışık bugün? Evet, benim kafam o kadar dağınık ki bu aralar çok yoğun çalışıyorum ben. Hatta Aydın Hanım, benim kapamam gerekecek telefonu, kusura bakmazsınız. Ay Pırıl'cığım, şirkette Sevda'ya benzeyen bir kız mı çalışıyor? Yok, benzetmişsinizdir çünkü insan insana benzer. Bu o. Evet, bu o. Bakar mısın? Gitti kadın. Gitti kadın, gitti. Gitmemiş.
Otele git demek. Hayatımızdan çık olmuş. galiba şu an sakinleştirici bir bitki çayına ihtiyacınız var. Eda Hanım bırakmıştı. Ben hemen hazırlıyorum. Ha, gitmemiş, burada hala. Çıkmıyor hayatımızda. Ay bana bir şeyler oluyor. Bir kova buz getir bana. Selam Serkan, nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sana çok güzel haberlerim var. Hadi bakalım. Bu avize tasarımlarını çalan adamlar davayı kazanacağımızı anladıkları için çok güzel bir anlaşmayla geri döndüler. Yani artık rahat bir nefes alabiliriz. Çok sevindim. Güzel. Bir de yüklü miktarda tazminat ödeyecekler. Öyle mi? Ha. O zaman senden bir şey rica edeceğim. Oradan gelen parayı bir tane yetimhaneye bağışlamanı sağlar mısın? Tabii sağlarım. Ama gizli bir şekilde. Eda'dan da mı gizli? Esas ondan gizli. Peki. Eda? Cer? Senin ne işin? Serkan benim müvekkilim Eda'cığım. Senin ne işin var? Anlatacağım dedim ya, anlatacağım. Anlatacağım. Serkan, dosyaları alıp gelsem sana uygun musun? Akşama kadar buradayım. Hı. Sen ne yapacaksın Eda'cığım? Eve geleceğim. Eve geleceğim. Kesin eve geleceğim. Kesin. Peki, görüşürüz. Evde görüşürüz. İdil Hanım'a göndereceğim çizimleri bastırdım. Birinde basmayı unutmuşum. Geleceğim hemen. Ofisteyim. Gelebilir misin? Alo. Hazır mısın? Ofisteyim. Bir eve uğrayıp üstümü değiştirdim. Çok az işim kaldı. Ofiste misin? Evet. Son birkaç belge kaldı kontrol etmem gereken. Sen annenlere geç istersen orada buluşuruz. Tamam. Peki. Edin Hanım'a gönderilecek çizimler. Bakmak ister misin şimdi? Sonra bakarım. İyi misin? İyiyim. Selin iyi mi? PR'cim olarak işi bırakmak istiyorum. Bugün konuşacağız. Ben de eve gideceğim. Malum. Halamın halleri hal değil. Tamam. Sonra bana gelirsin. Gelmem, olmaz. Olur. Olmaz Serkan. Olur, Eda. Yani neden olmasın? Yani bu gizli oyunu oynamak isteyen sensin. O yüzden gelmeyeceksen belki de halanla ben konuşurum. Konuşamazsın. Tamam, bir yolunu bulurum. Bence bulursun. Neyin az varmış sende de ya. Hı hı. Volatin adım bu. Senin işin yok mu? Bence gitgide bana benziyorsun da. Bence akşam görüşeceğiz.
Teşekkürler. Gel. Çok fazla vaktim yok. İstersen şöyle oturalım. Selin. Bak. Sen gerçekten benim için çok önemli birisin. Hep öyleydin. Yani çocukluğumdan beri hep yanımdaydın. Bütün çektiğim zorluklara rağmen hiç yanımı bırakmadın. Ki şu anda öylesin. Buradayım. Ama siz... Selin biz denedik. Uzun bir süre denedik ve... olmadı. Ve sana daha önce söylediğim gibi yani... benim için en mantıklı kişi sendin. Sensin. Benim için öyle değildi ama Serkan. Sen hep en önde, ilk sırada. En önemli. Herkesten, her şeyden önemli. Hatta kendimden bile. Seni lütfen ağlama. Serkan, ben bütün cesaretimi toplayıp seninle konuştum. Eğer sen istersen Ferit'ten ayrılacağımı söyledim. Eda bana geldi. Bizim sözleşmemiz var. Serkan sana aşık dedi. Sen bana dedin ki bekle geliyorum. Bekledim, saatlerce bekledim, gelmedin. Ve Serkan artık ben niye buradayım bilmiyorum. Gitmek istiyorum ben buradan şu an. Ya çok haklısın. Çok haklısın ve emin ol. Çok cesur bir insansın ben. Benden daha cesur birisin. Yani sen gelip bana her şeyi söyleyebildin. Ama ben söyleyemedim. Eda'ya da söyleyemedim. İtalya'ya gidip beni bırakacaktın. Ben de sana gelecektim, mantığımı dinleyecektim ama olmadı. Çünkü ona aşıksın. Evet. Sen ve ben aynı şeyi yaşamışız. Ama sen aşkına kavuştun, tebrik ederim. Gerçekten seni hiç üzmek istemezdim. Serkan, ben sana kızmıyorum biliyor musun? Gerçekten. Ya belki de böylesi hepimiz için çok daha iyi oldu. Ben seninle mutlu değildim ki. Ben hep senin Eda'ya baktığın gibi, güldüğün gibi bana bakmanı hayal ettim. Öyle gülmeni hayal ettim. Ben senin hayalini sevdim. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Ahmet abi, durur musun be? Dur, dur abi. Ferit, iyi misin? İyi misin? Ahmet abi, hemen hastaneye götürelim. Gel. Nefes almaya çalış. Gel, kafana dikkat et. Abi hemen hastaneye, hemen. İyisin değil mi? Hemen abi bas abi hastaneye. Serkan. Ferit olağanüstü bir insan. Ve benim artık onu üzmeye hiç niyetim yok. Bugün bunu söylemek için geldim buraya. Ve eğer seninle çalışmamdan rahatsız olursa seninle de görüşmeyeceğim. Eğer isterse buradan gitmeyi bile düşünmüyorum. Haklısın.
dürüstlüğün ve konuşma için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yarın yine görüşürüz. Nasılsın? Daha iyisindir umarım. Evet, şu an iyiyim. İyiyim, sağ ol. Ben hayatımda ilk defa panik atak geçirdim. Bayağı kalp krizi gibi bir şeymiş. Gerçekten çok korktum. Seni de korkuttum. Çok özür dilerim. Önemli değil, hiç önemli değil. Ama ne yalan söyleyeyim, seni öyle görünce gerçekten korktum. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Bir şey istiyor musun yani? Hiçbir şey. Teşekkürler. Feri, sen çok üzgün gözüküyorsun. Serkan'la mı sorun yaşadınız? Ne oldu? Hayır, hayır. Hiç öyle bir şey değil. Ya... Uzun süredir gözümün önünde olan bir şey vardı. Ve ben sırf beni rahatsız ediyor diye görmemek için kafamı çevirip duruyordum. Ama sanırım bugün yüzleştim artık onunla ve... Yani doğruyu söylemek gerekirse... Çok da iyi hissetmiyorum kendimi. Bazen hayatta net kararlar vermen gerekir. Ama ben hiçbir zaman cesaret edemiyorum. Çünkü o gücü kendimde bulamıyorum. Yani çünkü ben ondan vazgeçemiyorum. Yani öyle. Ama yüzleşerek ilk adım atmış oldun sonuç olarak. Umarım en kısa zamanda senin için doğru olanı bulursun. Şimdi. Bu arada Ceren, tüm bu olaylar aramızda kalsın, olur mu? Çünkü kimseyi endişelendirmek istemiyorum o yüzden. Tabii ki de, merak etme. Sır. Sır. Seninle de ilk tanışmamız, konuşmamız, muhabbetimiz böyle oldu. Bir garip oldu ama kusura bakma tekrar. Öyle olması gerekiyormuş demek ki. Şey, benim gitmem gerekiyor da sen nasıl gideceksin? Ben şoförü çağırırım, o gelip alır beni, sağ ol. İstersen ben de bırakabilirim. Yok, hiç gerek yok, teşekkürler. Ben seni daha fazla alıp koymayayım. O zaman dikkat et kendine. Sen de. Üzme kendini. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Fifi, ya bizim dört kız yalnız kalmamız lazım. Bir şey anlatacağım, anlatamadım günlerdir halam var diye. Farkındayım. Sağ ol canım. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Tuzlu mu? Tuz ruhlu. Hayır, benim anlamadığım... Tamam, Melo'nun işi var da Ceren'in sesi bir tuhaf geliyordu. Ne olmuş da yorulmuş da eve gidiyormuş? Melo. Fifi. Ay bir şey soracağım ben sana ya. Burada çok fazla yakışıklı var. Ben hangisini seçeceğim ya? Melo, bak o hesapların yarısı sahte. Ne kadar mükemmelse o kadar sahte. Öyle düşün. Sahte? Sen nereden biliyorsun ya onların sahte olduğunu? Ha? Ha? Halacığım. Nerelerde geziyorsun sen? Hangi sitelerde geziyorsun da biliyorsun onların sahte olduğunu? Sana ne? Gerçekten sana ne ya? Bak Melo, bir aşk faciandan kaldıramayacağız grup olarak. Ya ben kaldırırım kendi aşk facialarımı. Vallahi öyle. Bak bir hayal, bir hayal kırıklığı. Bir hayal, bir hayal kırıklığı. Melo döngüsü diyorum ben buna. Ay bıktım sizin şu döngülerinizden. Ay kimse beni düşünmüyor ya, kimse. Hani annelerinizin, babalarınızın bana emanetisiniz yani. Şu an bir laf mı sokuldu bana? Eda'cığım, dadacığım, sen de fark ettin mi ortamdaki gerginliği? Ben destekçinim Melo, arkandayım. Devam et sen. Buldunuz işte birbirinizi. Aa, doğru ya, sana da bir profil açalım. Nasıl olsa zaten bekarsın. Zaten Serkan Bolat'layken de bekarmışsın. Yo, yeni damat var ya, Cenk. Hadi öptüm sizi, bay. Bay bay.
Benim de çıkmam lazım ya. İş yemeğine gideceğim. Ne iş yemeği bu? Dümdüz iş yemeği. Serkan Bolat'ta var mı bu dümdüz yemekte? Yani patron o olduğuna göre haberi vardır bence. Gelir. Haberi vardır. O yüzden ben hazırlanıp çıkacağım. O yüzden kaçıyorum. Bu niye burada? Şey o iş yemeği şimdi Serkan dedi bana gel dedi. Ama çok yorgun olduğum için ben dedim evde Fifi ile kalayım. Ondan sonra o şey yaptı. Tamam. Erdemciğim. Nasıl bir iş yemeğiymiş bu? Nasıl bir iş yemeği? Sen benim ağzımdan şu anda laf almaya çalışıyorsun. Normalde olsa ben hepsini şu an takır takır anlatmıştım. Ben anlatacağım da galiba o yüzden biraz şöyle oturayım. Çünkü ben artık eski Erdem değilim. Kahrolsun. Ne? Bütün ezilen erkekler adına. Çocuk çok güldürüyor beni. Seni gibi bir adam hiç görmedim ben hayatımda. Nasıl buldun? Yani çok güzel olmuş. Ta sen bütün gün bunları mı yaptın ofiste? Evet. Güzel oldu ya bence. Tamam, restoran değil ama en azından birazcık süsleyince sanki böyle restoranmış gibi de duruyor. Yok, çok güzel olmuş her yer. Ben bazı akşamlar burada kalıyorum. Tek başıma çalışmak için. Biraz böyle kafa toplamak için. Ama hiç bu kadar güzel değildi. Bir de yalnız olunca da çok güzel olmuyor. O yüzden teşekkür ederim. Yemeklere ne diyorsun? Sushi en sevdiğim şey. Bir de en sevdiğin restorandan aldım ama bu detayı atlama lütfen. Evet, fark ettim. Tabii canım, hepsi senin sevdiklerin. Yiyelim hadi. Yiyelim hadi. Aklıma harika bir fikir geldi. Ne? Ne yapalım biliyor musun? Hani ben sana Antalya'da bir kokteyl hazırlatmıştım ya. Ondan hazırlayayım sana. Bak vallahi çok eğleniriz. Çok eğleniriz. Çok eğleniriz. Çok eğleniriz. Çok dans ederiz. Ne olur yapalım. Çok zıplarız. Çok zıplarız. Çok güleriz. Çok eğleniriz. Ama ben iki yetişkin gibi konuşmak istiyorum bu akşam Engin. 10 yıldır konuşuyoruz zaten Pırıl. Bu akşam da konuşmayı verelim. Sadece yemek yiyelim diyelim. Olmaz mı? Demeyelim öyle. Çünkü öyle deyince o başka bahara kalıyor. Öyle demeyelim. Konuşalım biz. Konuşalım seninle. Çünkü biz 10 yıldır konuşuyoruz ama hiçbir şey söylemiyoruz Engin. Ama ben şimdi ne dedim ki? Kötü bir şey demedim ben sana. Ya bak Pırıl. Ben sana çok değer veriyorum. Gerçekten. Ben de sana çok değer veriyorum Engin. Gerçekten. Ama benim kafam karışıyor artık. Gerçekten. Senden başka herkes konuşuyor Engin. Ben ne yapıyorum biliyor musun her gün? Eve gidiyorum ve sıfırlıyorum beynimi. Ertesi gün ofise geliyorum. Tamam diyorum Pırıl, iş. İş, odaklan, işine odaklan, konsantre ol. Tam konsantre oluyorum, 17 kere odama giriyorsun, kahve getiriyorsun, beni tamam. Tutuyorsun. Tamam, bir dahakine daha dikkatli olacağım, oldu mu? Dikkatli olma Engin. Bana bu kadar kendini sal dedikten sonra dikkatli olma. Ne yapayım? Konuş Engin. Konuş. Bir şey söyle. Aslında ben bu hazırlıkları yaparken böyle kafamda hep geçiriyordum.
neler söyleyeceğimi, neler konuşacağımı falan. Ama böyle o anı gelince bir anda böyle her şey sıfırlanıyor, reset atıyor zihnim sanki. Unutuyorum. Ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Ben aslında... Bunu da bana yaptırdın ya yenge. Bir daha gözüme gözükme. Bunu ben de yapardım ki. Geldim. Geldim de. Hı. Nasıl geldim? Nasıl geldim? Parmak uçlarımla geldim. Hı. Yani ne bileyim, Aydın Hanım görmesin, Seyfi Bey bir yerden çıkmasın, Seyri sağlamasın falan diye. Yani böyle evde bizi görmemeli bence. Ne yapacağız? Eda. Zaten ben herkese söyledim, haber vermeden gelemezler. O yüzden baş başayız. Bir şeyler atıştırırız. Tamam mı? Bir şeyler mi atıştırır? Aynen. Hı. Ama önce bir salatayı bitirmemiz lazım. Niye olur, acıkmıştım. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet, yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı, içim içime sığmıyor ya bu nevin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına ama parlayacak sönecek biliyorum. Her şey olur, her şey biter, bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter, yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Her şey olur, her şey biter, bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter, yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Bu anı aklıma kazımak istiyorum. Çok güzel değil mi? Evet. Ama dikkatli ol. Yani... şimdi bir şey olur. Ferahlaşırsın. Uyuyakalırsın. Sen benim için endişeleniyor musun Serkan Bala? Hayır, sadece yani şu uyku meselesini bence çözmeliyiz. O yüzden yarından itibaren benimle spor yapmaya başlayabilirsin. Seninle doktor kontrolünde spor yapmak kalsın. Yapacaksın Eda. Ne yapacağız? Nasıl bir spor yapacağız? Ata binebilirsin. Boks olur, kürek çekebiliriz. Ne istiyorsan. Ata binmekle boks olur. Olur mu? Evet, zaten öyle tahmin etmiştim. Tamam o zaman. Öyle olsun. Hı hı. Sen bana kur mu yapıyorsun şu an? Ha, kur. Sen daha hiçbir şey görmedin. Ferit. 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 Ferit.
Ferit, annenlere gittim. Telefonun kapalı, evde yoksun. Çok endişeleniyorum, çok merak ettim. Neredesin? Beni ara bir an önce. Çok çıldıracağım ya. Bir şey mi geldi başına bilmiyorum. Hala her gece bakıyor musun? Eskisi kadar değil, hayır. Ne düşünüyorsun? Dedim ya. Anı kaydetmek istiyorum resmen. Uyanmak istemiyorum. Sen? Acaba benden ne zaman bıkmaya başlayacaksın? Senden bıkmak mı? Senden bıkılmaz bence. Çünkü sen dünyanın en... En... Tamamlı cümleli. En... Romantik robotusun. Romantik robot. Peki. Sence artık itiraf zamanı gelmedi mi? Önce sen başla o zaman. Ben sana zaten söyledim. Sana deli gibi aşık oldum Eda Yıldız. Duygularımız karşılıklı Serkan Balat. Bu gece hangi yıldıza bakıyoruz o zaman? Güzel soru. Çünkü sana ufak bir sürprizim var. O ne? Başka bir sözleşme mi? Değil. Bu senin için ufak bir şey. Yani bana yıldız mı aldın? Evet, yani artık gökyüzünde bir Eda Yıldız var. Ya sen benim şımarma potansiyelimi unuttun galiba. Onu unutmak biraz mümkün değil. Nerede? Hangisi? Göstersene lütfen. Hangisi? Gel. Gel. Şimdi bak buradan. Teleskop şu an Sirius'a ayarlı. Sirius'u görüyor musun? Evet. Oradaki büyük ışık. Onun yanında bir yıldız var. O mu? O Eda Yıldız. Gerçekten mi ya? Ya. Teşekkür ederim. Bırakacağım. Come take my hand and you will see little bit of romance every little moment. Ya. Çok romantik oldu bu. Worship you, cause honey, you're like gold. You'll be my queen, worth your weight in gold. You're good as gold. Annenlere gittim. Telefonum kapalı. Hiçbir şekilde sana ulaşamıyorum. Çok endişelenmeye başladım.
Beni ara bir an önce. Çok çıldıracağım ya. Bir şey mi geldi başına bilmiyorum. Çok önemli bir işim çıktı. Bu gece beni bekleme. Evet bakalım. Şimdi bu çok yakışıklı. İnanılmaz şehirli bir erkek. Bu da olmaz. Şişko. Bu hiç değil. Sarışın. Hoşlanmadığım bir şey. Yaşlı. Yaşlısın sen. Burada ne yapıyorsun ya? Git. Allah Allah. Kel, bodur. Hem kel hem bodur. Harika bir şey bu işte. Bu muhteşem. Tamam, bak. Ha, bu benmiş. Neyse, tamam. Bak şu, bu kirli sakal olayı tamam. Benim bu aykırı duruşumu da yansıtır Fifi'ye karşı. Tamam, bu okey benim için. Her şey hazırsa o zaman. Selam. Selam. Yazıyor. Vallahi yazıyor. Selam. Selam yazdı. Selam yazdı. Bitti bu iş. Bitti. Oldu bu iş. Selam yazdı. Tamamdır artık. Bitti mi? Sen kimlere yazıyorsun ya selam diye şu anda? Sen bana yazmadın bunu selam diye. Kime yazdın? Sen başka erkeklere selam mı yazıyorsun Fifi? Selin Hanım'ın tebrik mesajlarını ben sonra kendim ileteceğim. Siz hiç şu anda ona bir şey söylemeyin. Tamam. Bir de bu çelenkler var ya, onları dış bahçeye koyun. Düğün alanının içinde istemiyoruz onları. Tamam, ben de şimdi çıktım, yola geliyorum. Kolay gelsin. Dadam, hadi geç kalacağız, çık. Eda da mı geliyor düğüne? Ay bu ne rahatlık vallahi, inanamıyorum ya. Ne işi var Eda'nın Selin'in düğününde? Ay bu ne güzellik ya sen. Gelinden rol mü çalmak istiyorsun acaba? Abartma Melo, senin güzelliğine. Eda sen gitmesen keşke düğüne ya. Halacığım, tabii ki gideceğim. İş hayatı bunu gerektiriyor. Profesyonellik bunu gerektiriyor. Sonuçta Selin benim çalıştığım şirketin ortağı. O yüzden gideceğim halacığım. Öptüm papatya. Ben de seni canım. Tamam. Hadi yürü çıkalım çık. Hadi, hadi. Seni sevdim. Hadi maşallah. Allah prenses gibisin ha. Sen de.
Çok yakışıklı olmuşsun. Bu düğüne gitmek istemiyor canım. Yani aslında bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ama bu Selin'in düğünü gitmen lazım. Evet. Bana kızgın mısın hala? Yani daha çok kırgınım diyebilirim. Aydan, biz seninle hayat arkadaşıyız. Bugüne kadar ne yaşarsak yaşayalım hep birlikte yaşadık. Birbirimizi asla bırakmadık. Evet. Haklısın, hiç bırakmadık. Yani aramızda birçok şey eksik, yanlış yaşanıyor olabilir ama... bu kadar önemli bir şeyi benden gizlemen beni çok üzdü. Haklısın. Çok özür dilerim. Affedersin. Özrünü kabul ettim. Şey, bu takıma bu uyumuş mu? Harika olmuş. Bölüyorum, pardon. Alptekin Bey misafiriniz geldi. Kim? Kadir Bey. Ha, çalışma odama al lütfen. Peki. Kadir kim? Eskilerden biri. Evet Kadir. Aradığınız çocuğu buldum efendim. Artık çocuk değil her kimse. İstanbul'da yaşıyor. İş adresi, ev adresi hepsi içinde. Emin misin? Eminim efendim. Ailesinin fotoğrafları da var. Onları da koydum. Biliyorsun değil mi? Bundan hiç kimseye söz etmeyeceksin. Hı. Eğer söz edersen... yakana yapışırım. Dediğim gibi efendim. Uzaklarda yeni bir hayat kuracağım. Yardımcı olursanız tabii ki. Ömrünün sonuna kadar mütevazı bir hayat yaşayabilirsin. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Tuzla'da bir yazlık inşaatı vardı. Evet. Orada bir istinat duvarı bir evin üzerine yıkılmıştı hani. Evet. İki kişi ölmüştü. Evet söyledin. Onların bir küçük kızı vardı Aydan. Çok önce, yıllar önce. Bizim çocuğumuz daha ölmeden önce. O kızı çok aradım. Ona yardım etmek istedim. Yani en azından okumasını sağlamak, acılarını biraz olsun hafifletmek istedim ama bulamadım Aydan, bulamadım. Alptekin, bu senin suçun değildi. Orada çalışan adamın suçuydu, tamam mı? Sakin ol. Aydan, şimdi kim olduğunu öğrendim. Kimmiş? Kim? Hayır. Kim? Aydan. Şaka mı?
şaka herhalde. Artık aklımı kaybedeceğim. Eda Yıldız. Evet. Allah kahretsin. Ama kız şimdi İtalya'da mı? Tamamen ayrıldılar değil mi? Yok, hayır. Hayır mı? Serkan'ın ofisinde çalışıyor. Olamaz. Yani bu kız... bu kız intikam almak için mi geldi? Serkan'ın yanına yani... bu kız bu kadar kötü olabilir mi? Aa, yok, böyle bir şey olamaz. Hayır canım. Buna inanamıyorum. Aydan, hayır. Aydan, bunu Serkan'a söylemek zorundayız. Hayır, sakın. Sakın, seni asla affetmez. Sakın söyleme. Alptekin, sakın söyleme. Çocukluğumda ona yaşattıklarımızdan dolayı zaten beni asla affetmedi. Alptekin, sakın söyleme. Aydan, bu kızın kim olduğunu ona söylemek zorundayız. Yoksa kendimi asla affedemem. Bunu bilmek zorunda. Bunu Serkan'a yapamayız Aydan. Anne, sen beni hala nasıl arayabiliyorsun ya? Ha? Ne yüzle? Hayır, sen beni dinle. Ben senden hayatımda ilk defa ya, ilk defa bir şey istedim. Ama sana güvenmekle hata ettim ben. Ben, hayır anne, lütfen beni dinler misin? Ben, bak, Eda için senden burs istedim ya. Ve sen onunla oyun oynamayı tercih ettin. Bursu ertelemek ne? Kız havaalanından geri döndü ya. Ne? Nasıl? Ya öyle bir şey mümkün değil. Eda'nın en büyük hayaliydi İtalya'ya gitmek. Yani okulu arayıp erteletmez. Niye yapsın ki bunu? Tamam. Kapatıyorum ben. Ah Eda, ah Eda, ah. Ah o Serkan Bolat. Ah o Serkan Nigar'cığım. Şu dosyayı bu adrese gönderebilir misin? Tabii efendim. Teşekkürler. Efe Bey, selam. Nasılsınız? Ben kararımı değiştirdim. Hisselerimi size satıyorum. Protokolü de imzaladım. Kuryeyle sizin şirketinize gönderdim şimdi. İyi günler. Günaydın. Günaydın. Uyuyordun, uyandırmadım. Akşam iyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Sen niye giyinmedin? Ne bileyim ya, daha şimdiden öyle gezmeyeyim dedim. Ferit, ben çok büyük ve ciddi kararlar aldım. Bundan sonra hiçbir şekilde Serkan'la çalışmayacağım. Sana söz veriyorum. Seni çok çok mutlu edeceğim. Hak ettiğin gibi. O zaman
Ben gidip üstümü değişeyim. Tamam. Tamam. Sen dün akşam neredeydin? Düğün öncesi panik hakkımı kullandım diyelim, olur mu? Çalışıyorsun. Ne oldu? Sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Yani şimdi hiç kimse bizi bilmiyor ya. Ya sen dokunamayacağım, sarılamayacağım, öpemeyeceğim. Bir iki saat dayanırsın. Hem özlersin. Girelim mi? Aşkım. Melih, herkes gelmiş. Müthiş gözüküyorsun. Sen de öyle. Saat kaç? Tam zamanı. O zaman gidip evlenelim. Nikah törenimize hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne evlenmek üzere başvurdunuz. Yapılan incelemede herhangi bir engeliniz bulunmamaktadır. Şimdi bugün burada misafirlerimizin de huzurunda evlenme isteğinizi sözlü olarak beyan etmenizi rica ediyorum. Sayın Selin Atakan, kendi özgür hür iradenizle hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Sayın Ferit Şimşek'i bir ömür eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Ferit Şimşek, kendi özgür hür iradenizle hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Sayın Selin Atakan'ı bir ömür eşliğe kabul ediyor musunuz? Ben bütün cesaretimi toplayıp seninle konuştum. Eğer sen istersen Ferit'ten ayrılacağımı söyledim. Eda bana geldi. Bizim sözleşmemiz var. Serkan sana aşık dedi. Ferit olağanüstü bir adam. Ve ben onunla bir hayat kurmak için çok çaba sarf ediyorum. Ama yani mantığım onunla olmam gerektiğini söylüyor. Yani benim için doğru olan o. Ne anılarım var benim bu evde? Selim, ben yapamam. Yani Selim, bu hiç doğru bir şey değil. Ben bunu yapamam yani. Nereden ya bu? Ne diyorsunuz? Selim, yapamam. Yapamam Selim. Ya ben bütün hayatımı başka birine aşık bir kadınla bir arada geçiremem.
Hayat dediğin şey bu kadar basit bir şey değil Selin. Ben yapamam bunu yani. Evet. Her şey değişti artık. Sana söyledim artık eminim. Ben söylemediklerini duydum ama Selin. Yapamam yani. Yapamam. Ferit. Lütfen beni şu an burada böyle terk etme lütfen. Keşke daha önce yapacak cesaretim olsaydı Selin. Keşke. Çok özür dilerim. Yapamam. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet, yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı, içim içime sığmıyor ya bu neyin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına ama parlayacak sönecek biliyorum. Her şey olur, her şey biter. Bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar.